Doğan Tepeli hemşerilerim. Hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Bizi bu saate kadar burada bekletip misafir ettiğiniz için ayrıca hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli hemşerilerim, 30 Mart 2014'te yapılacak olan Türkiye'deki yerel yönetimler seçiminde oy kullanacağız. Bu birinci seçim. İkinci seçim Ağustos ayında Türkiye Cumhuriyeti'nin Abdullah Gül'den sonra yeni bir cumhurbaşkanıyla seçime gideceğiz. Ondan sonra 2015 yılında yani seneye 2015 yılında da milletvekili genel seçimlerini yapacağız. Maalesef ülkemiz çok zor şartlarda bulunmaktadır. Ekonomimiz düzgün değildir. Köylümüzün durumu hiç düzgün değildir. Doğantepe Tekel'in deposuydu bir zamanlar. Ama Virginia tütünüyle Doğantepe'nin bu Tekel depoluğu bu hükümet döneminde engellenmiştir. Değerli arkadaşlarım, sevgili Doğantepe'liler, maalesef ülkemizin yönetiminde bulunan siyasi iktidar ülkemizi ayrıştırmaktadır. %51 demektedir. Halbuki ülkemizi yöneten başbakan 76 milyonun başbakanıdır. %51'in başbakanı değildir. %51'in dışındaki %49 da Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşıdır. Ama ne yazık ki ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti sözcüğü sökülüp atılmıştır. Diyarbakır meydanından ne mutlu Türk'üm diyen yazısı sökülüp atılmıştır. Doğantepe İlkokulu'nun çocuklarının söylediği Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok saymaktır. Ülküm yükselmek, ileri gitmektir. Varlığım Türk varlığına armağan olsun diyen küçücük beleler bugün bunu söyleyememektedir. Değerli Doğantepe'liler, ben size sizin doğrudan gelir desteği olarak bugünlerde bankalardan almış olduğunuz paralarla ilgili bir haber vereceğim. AKP'den gelen milletvekiline bunu sorun. Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Bolu, Düzce, Sinop'taki çiftçiler dönümüne 168 lira destek almaktadır. Siz kaç lira alıyorsunuz? 10 lira. 8 lira, 10 lira. O 100 dönüm fındıklı olan bir adam 16 milyar destekleme almaktadır. Doğantepe'de kimin evine 16 milyar girmektedir? Değerli arkadaşlar, bunu sorun. 2. Başbakanımızın çocuğunun uğraş alanlarını biliyorsunuz. Gemilerini biliyorsunuz. 7 tane olmuş. 2 liradan mazotu alıyor. Doğantepe'deki çiftçi arkadaşım 4,5 liradan mazot alıyor. Balıkçılar kayıklarına 2 liradan mazot alıyor. Ve kamyonculara satıyorlar. Balık avlamaya gitmiyorlar. Yattıkları yerden para kazanıyorlar. Bunları da bilmenizi istiyorum. Size bir şey daha söyleyeceğim ve sözümü keseceğim. Biliyorsunuz gazetelerde, televizyonlarda bir ayakkabı mevzuu var. Ayakkabı kutusu mevzuu. 4,5 milyon dolar ayakkabı kutularından çıkan para ya alan genel müdür bugün göreve başladı. Halk Bankası genel müdür olarak yine göreve başladı. Evlerinde
bakan çocuklarının boyları kadar